Bültenimize gazete manşetleriyle devam ediyoruz. İlk olarak bugün gazetesi elimizde ve sürmanşette ecdada saygısızlık başlığını görüyoruz. Ayrıntısını aktarıyorum. Boğaziçi Üniversitesi şehitlerimizin kemiklerini sızlattı. İstanbul'un fethinde ilk ölen askerlerin şehitliğinin bulunduğu mezarlığa Bizans Araştırmaları Merkezi yapıldı. Bugün gazetesinin özel haberi siz de görüyorsunuz. Bizans Araştırma Merkez binasının fotoğrafına yer verilmiş ve merkezin olduğu Boğaz manzaralı yerde fotoğrafta yer buluyor. Boğaziçi Üniversitesi tarafından açılan merkeze büyük tepki var. Olayı ecdadımıza saygısızlık olarak niteleyenler, orası Osmanlı'nın Avrupa'daki ilk toplu şehit mezarlığıdır. Bizans'ı fethedenlerin yattığı yere böyle bir merkezin kurulması şehitlere saygısızlıktır, ecdada saygısızlık başlığıyla sürmanşette yer alıyor Şenol Kantürk'ün özel haberi. Bir diğer haber yine bugün gazetesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan hepsine birden hodri meydan. Ensar Vakfı olan genel kurulunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefette PKK'ya, FETÖ'ye ve birçok kesime de meydan okudu deniliyor haberin ayrıntısında. Yavru gezicilerde haberin alt başlığı. HDP'ye paşa tavrı. AK Parti milletvekili Şirin Ünal'ın tavrının ayrıntılarını aktaralım hemen. Mecliste HDP'li vekiller konuşurken kürsüye sırtını dönen AK Partili vekil eyleminin nedenini şöyle anlatıyor. PKK'nın siyasi uzantısı olarak görev yapan HDP'lilere başka türlü tavır sergilersem onları kahraman yapmış olurum diyor. HDP'li vekil konuşurken kürsüye sırtını dönmüş AK Partili milletvekili Şirin Ünal. Bir diğer habere geçiyoruz hemen. YPG'nin gerçek yüzü bunlar nasıl Müslüman başlığıyla yer buluyor haber gazetede. YPG'li teröristler cami içindeki eşyaları da talan etti. Yine fotoğrafını da görüyorsunuz birinci sayfada. İdil'de bayraklı destek. Şırnak İdil'de PKK yapılan operasyona desteği göstermek için halk evlerine Türk bayrağı astı deniliyor haberde. Hemen Milliyet Gazetesi ile manşetlerimize devam ediyoruz. Hesap daha kapanmadı. Milliyet Gazetesi'nin manşetindeki haber başlığı böyle. Ayrıntısı ise 1997 yılının 28 Şubat'ında alınan Milli Güvenlik Kurulu kararlarıyla Refah Yol hükümetine yapılan darbenin üzerinden tam 19 yıl geçti. Ancak darbenin aktörleri hala cezalandırılmadı. Siyaset askıya alındı, hukuk ayaklar altında ve ekonomiye de darbe haberin alt başlıkları hani bin yıl sürecekti. 28 Şubat yazı dizisinde 8. sayfada Milliyet Gazetesi'nde okuyabilirsiniz. Asker sivil cuntası. Darbenin başında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı vardı. Darbenin planı Güven Erkaya'nın başında olduğu Deniz Kuvvetleri'nde illegal olarak yapılan Batı Çalışma Grubu'nda yapıldı. Cuntanın fikir babası Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'di. Medya, sendikalar, iş adamları, siyasetçiler ve bazı sivil toplum kuruluşları da darbenin aktörleri arasındaydı deniliyor haberin ayrıntısında. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer veriliyor. Bunlar yavru geziciler başlığıyla yer buluyor haber Milliyet Gazetesi'nde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin Cerattepe'de maden aramasına karşı çıkanların düzenlediği protesto gösterilerinin Gezi Parkı eylemlerine benzediğini söyledi. Erdoğan, geziciler neyse bunlar da yavru gezicilerdir, bunu böyle bilin diye konuştu. Başbakan Davutoğlu'nu görüyoruz. Ülkenin her yerinde varız başlığıyla Davutoğlu'nun haberi yer buluyor. Başbakan Davutoğlu, Bingöl'de TRT örgütünün tehditlerine çok sert tepki gösterdi. Başbakan Davutoğlu, baharında da yazında da kışında da güzünde de ülkenin her yerinde varız ve olacağız dedi. Yine Milliyet Gazetesi'nde bir diğer haber başlığı bir. Biz hırsız değiliz. Yine başka bir haber. Baba yüreği engel tanımıyor deniliyor. Hürriyet gazetesine geçiyoruz. Kaçak etin merkezi Hürriyet gazetesindeki haber başlığı. Hürriyet, İstanbul'un göbeğindeki dükkanlarda kaynağı belli olmayan kaçak etin nasıl kolayca pazarlandığını ortaya çıkardı. 20 TL daha ucuz ve kepenklerin
Ardında haberin alt başlıkları. Kaçak et İstanbul Bayrampaşa'da gıda toptancılarının yer aldığı Mega Center'da gizli olarak pazarlanıyor. Toptancılardan Afrika'dan gelen et bile bulunuyor deniliyor. Haberin ayrıntısında dikkat etmek gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Artvin'dekiler yavru gezici başlığıyla Hürriyet gazetesinde yer bulurken bir diğer haber başlığı askere kalkan taslağı. Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadelede görevli askerleri yargılama sistemini değiştiriyor. Er ve subay ayrımı yok da haberin alt başlığı olarak görüyoruz. Sezer'i masaya saksı gibi koydular. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu başkanlık tartışmalarıyla ilgili milletin seçtiği cumhurbaşkanı tabi saksı gibi oturamaz. Millet ona hesap sorar. Ahmet Necdet Sezer'i masaya saksı gibi koydular, olmadı. Sezer siyasetin önünü tıkadı dedi. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun sözleri de bu ayrıntılarla yer buluyor Hürriyet gazetesinde. Bir diğer haber başlığı ihlalle başladı. Suriye'deki hassas ateşkes ihlal suçlamalarıyla başladı. Muhaliflerle rejim karşılıklı olarak birbirlerine ateşkesi bozmakla suçladı. En ciddi saldırı ise ateşkese dahil olmayan IŞİD'den geldi. IŞİD, ateşkesin ilk dakikalarında Tel Abyad'da bombalı eylemler yaptı. Hürriyet gazetesini de aktardık. Sabah gazetesine bakıyoruz. Kifayetsiz müsterislere hodri meydan diyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri manşette Sabah gazetesinde bu başlıkla yer buluyor. Ayrıntısı ise şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan vesayetin son kalıntıları paralel PKK kriz beklentisiyle yanıp tutuşan kifayetsiz müsterisler. Hepsine birden hodri meydan dedi. Yarının Türkiye'sinde ne paralel örgütün esamisi okunacak ne bölücü terör örgütü olacak dedi. Artvin'de Cerattepe olayını çıkardılar. O geziciler neyse bunlar da yavru geziciler, bunu böyle bilin şeklinde belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü konuşmasında. Ayrıca 28 Şubat'la ilgili 1000 yıl dediler, 5 yıl sürdü şeklinde de konuşmalarının ayrıntılarında yer verdi. Meclis kürsüsü kirletildi. Bir diğer konuşma başlığı, bölücü örgütün kölesi olan bir parti bütçe görüşmelerinde kürsüyü kirletti, bana dil uzattı. O iftirayı atan alçaklar buna ispatlamak zorunda, tazminat davası açacağım. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından bir kesit. Başbakan Davutoğlu Bingöl'deki toplu açılış törenindeydi dün. Halka seslendi. İnşallah yeni anayasamızı Ankara'da milletin de onayıyla gerçekleştireceğiz. Sizlerin referandumda çok daha büyük oranla evet diyeceğinizi biliyorum dedi. Referanduma ezici evet başlığıyla yer buluyor bu haberde Sabah gazetesinde. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı görüyoruz. Darbeci ruhu öldürelim başlığı. Bekir Bozdağ'ın haberinin başlığı. Ayrıntısı ise darbe yargılamaları sempozyumunda konuştu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ. Bütün darbe yasasının anası 1982 anayasası. Darbeci ruhu öldürmenin yolu yeni anayasa. 1982 anayasasını çöpe atmazsak darbe tehdidi yok olmaz diyor Bekir Bozdağ. Bir diğer habere bakıyoruz. Yine Sabah gazetesinde Suriye'nin sadece %10'unda silahlar sustu. Önceki gece başlayan ateşkesin ülkenin önemli kısmını kapsamadığı ortaya çıktı. Bir diğer gazetede de aktarmıştık. Sabah gazetesi de bu haberi bu ayrıntılarla veriyor. Suikasti yapıp sakat bıraktılar. 28 Şubat'la ilgili bir sır açığa çıkmış. Dönemin Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Nabi Koçan anlattıklarıyla ortaya çıkıyor bu sır. Milletvekilliğimi önlemek için özel kuvvetler gizli yazı gönderdi. Bana suikast düzenlendi. Kardeşim sakat kaldı diyor Ali Nabi Koçak. Bu ayrıntıyı da aktardık. Akşam gazetesine geçiyoruz. Hain teknisyen kamerada. İşte o hainin ilk görüntüleri. Akşam bomba yüklü aracı 27 Şubat'ta Boğaziçi Üniversitesi'nin kampüsüne sokan teknisyenle
Katliam için hazırlanan bombanın detaylı kamera görüntülerine ulaştı. Boğaziçi'nden Kandil'e kaçtı spotunu görüyoruz. Akşam gazetesinin özel haberi bu haber. Kimliğini kullanarak soktu ve Kandil'e kaçtığı anlaşıldı haberin alt başlıkları. Örgütün istediği kişilerin bilgilerini temin etmekle görevlendirilen Rıdvan Ü'nün bombalı aracı temin eden kişilerle tüm bağlantıları tespit edildi. Bombayı böyle kurun başlığının altındaki ayrıntı ise şu şekilde. Araçtaki düzeneklerde bulunan notlarda bombaların nasıl monte edilerek aktif hale getirileceği anlatılıyor. Fotoğrafta da görüyorsunuz. Düzeneğin fünyelerini bağlıyorsun. T1 ve T2'yi aynı anda kullanma şeklinde ayrıntılar da yer buluyor. Hem haberin ayrıntısında hem de fotoğrafta görebiliyoruz. Bir diğer haber, Cerattepe'dekiler, yavru geziciler yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarının ayrıntısı böyle. Ensar Vakfı'nda konuşmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan dün. Bütün gazetelerde konuşmanın ayrıntıları yer buluyor. Bir diğer haber, Davutoğlu Bingöl sevgi evinde çocuklarla satranç oynadı. Yine satranç oynama görüntüsü de Akşam gazetesinin ilk sayfasında fotoğraflanmış. Elini tetikten çekmeyen hiç iflah olmayacak, Davutoğlu'nun sözleri. Başbakan Davutoğlu terör örgütünün baharla eylemleri artıracağı tehdidine sert çıktı. Baharda da kışta da ülkenin her yerinde varız. Elini tetikten çekmeyenler hiç iflah olmayacak. Çözüm sürecinin durmasının tek sorumlusu silahların gölgesine saklanmaktan vazgeçmeyenlerdir, diyor Başbakan Davutoğlu. Yine ateşkesle ilgili bir haber Akşam gazetesinde de aktarılıyor. Ateşkese Şam kurşunu başlığıyla yer buluyor Akşam gazetesinde de bu haber. Ateşkesi daha ilk dakikada bozan Esad rejimi Türkmenleri ve muhalif grupları bombaladı, deniliyor ayrıntıda. Beşar Esad'ın fotoğrafını da görüyorsunuz. Ateşkes sonrası Humus kentinde yaşayan Suriyeliler harabe haline dönen kentin caddelerine çıkarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. Kentin ne kadar harabe hale geldiği de yine fotoğrafla aktarılmış. Bir diğer haberin başlığı, postmodern utancın üzerinden 19 yıl geçti. Ve başka bir haber, üzgün, sinirli ve çok kızgınız başlığıyla Akşam gazetesinde de aktarmış olduk. Posta gazetesine geçiyoruz hemen. Posta gazetesi aşk bombası başlığını atmış. Bu da ilginç bir haber, aktarıyoruz hemen. Konya'dan Ankara'ya gidecek olan yüksek hızlı trene bomba ihbarı yapılınca 400 yolcu indirildi. Bomba araması yapıldı. Asazı ihbarı yaptığı belirlenen Mehmet Candemir, Ankara'da askerliğimi yapıyorum. Memleketim Konya'ya izne gelmiştim. Beni uğurlamaya gelen sevgilim AH ile daha fazla vakit geçirmek için trenin kalkışını geciktirmek istedim, diyor ve asılsız ihbarcı Mehmet 2 yılla yargılanıyor bu yaptığı olayla. Bunun üzerine trende 1,5 saat gecikme ile kalkmış Mehmet Candemir ve sevgilisinin fotoğrafı ve aynı zamanda bomba ihbarı üzerine trenden indirilen yolcuların fotoğrafı da birinci sayfada. Yargıtay karar verdi. Oturulan eve eşin rızası olmadan ipotek getirilemeyecek. Bursa'da bir erkek bankadan kredi aldı ve teminat için tapusu kendi üzerine olan ailesiyle oturduğu evi ipotek ettirdi. Borcunu ödemedi, eve haciz geldi, mahkeme hacizi kabul etti. Yargıtay eşlerden biri diğerinin imzası, rızası olmadıkça aile konutu üzerinde işlem yapamaz deyip ipoteğin geçersiz olduğunu hükmedip hacizi kaldırdı. Yargıtay'ın bu kararında aktarmış olduk Posta gazetesinde.
Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. İşte bombacının göçmen kaydı. Ankara'yı kana bulayan canlı bomba. Abdülbaki Somer'in Salih Necar sahte isminin yazdığı devletteki tek resmi kaydına Milliyet ulaştı deniliyor. Haberde mülteci statüsü aldı ve Abdülbaki Somer'in Mardin Yabancılar Şubesi'nde bulunan fotoğraflı ve parmak izli kayıt formu 8 Temmuz 2014'te düzenlendi. Suriyeli kalabalık bir grupla Türkiye'ye giren Somer, Salih Necar adıyla kayıt yaptırıp mülteci statüsü aldı. Soruşturmada Somer'in Çekdar kod adıyla 2005'ten bu yana PKK'lı olduğu da ortaya çıkmıştı. Milliyet gazetesi manşetindeki haberin ayrıntıları böyle. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ensar Vakfı Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaların ayrıntıları yer buluyor. Bunlar yavru geziciler başlığıyla yer buluyor. Başbakan Davutoğlu da Bingöl'deydi. Muhalefette millet sevgisi yok başlığıyla Başbakan Davutoğlu'nun sözleri yer buluyor. Yine Milliyet gazetesinde. Gençlere özür borçluyuz. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözleri bu başlıkta, ayrıntısı ise şöyle. İslamiyet'i de birilerinin tekeline bıraktık. Haram yemek günahsa ne zamandan beri haramzadeler bir numaralı İslamcı kesildi diyor. Kılıçdaroğlu gençlere özür borçlarının olduğunu belirtiyor. Demokrasi uğruna bedel ödemektense ödemeye hazırız diyor Kılıçdaroğlu. MHP lideri Bahçeli ise anayasa çalışması 4 partiyle sürmeli diyor. Anayasa Mutabakat Komisyonu'nun yeniden oluşturulması için çağrı yapan Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a mektup göndererek anayasa çalışmaları 4 partiyle devam etmeli, CHP'yi ikna edin. MHP lideri Bahçeli'nin sözleri. Mehmetçiğe 5 yıldızlı konfor ve kızgınlığımız aklımızın önüne geçmeyecek. Ve ayrıca ateşkeste ilk ihlaller, Milliyet gazetesindeki diğer haber başlıkları. Habertürk'le devam ediyoruz. Çocuğum Kasparov gibi usta olsun diyen yılda 50 bin TL harcıyor. Kasparov furyası, haberin başlığı, ayrıntısı ise şöyle. Satranç şahlandı. 2002'de lisanslı satrançı sayısı 1400'dü. Şimdi 640 bin. En büyük nedense yerli ve yabancı üniversitelerin burs vermesi. Yılda 5 bin turnuva düzenleniyormuş. Ve ancak o kadar ucuz olmadığı da özel beslenme kürününde gerektiği haberin ayrıntısında yer buluyor. Yıllık maliyeti 50 bin TL deniliyor. Yine Başbakan Davutoğlu'nu görüyoruz. Bu haberin altında hemen Bingöl'de satranç. Başbakan eşi Sare Davutoğlu'yla ziyaret ettiği sevgi evinde bir çocukla satranç oynadı. Fotoğrafı da yer buluyor. Başbakan Doğu illeri ziyaretleri kapsamında Bingöl'deydi. Baharı kardeşçe omuz omuza selamlayalım mesajı verdi Davutoğlu. Bir diğer haber, tasfiyeye ortak olmak istemedim. Ümit Özdağ'ın sözleri, istifa eden ve Bahçeli'yi kongre çağrısı yapan Ümit Özdağ, o benim devlet abimdi dedi, adaylık sinyali verdi. Habertürk'ü de aktardık, Milli Gazete'ye geçiyoruz. Milli Gazete, Milli Görüş lideri 54. Hükümetin Başbakanı, İslam dünyasının hocarı Profesör Doktor Necmettin Erbakan vefatının 5. seneyi devriyesinde dualarla yad edildi. Kabrini dolduran 7'den 70'e binlerce seveni Kur'an tilavetleri ve dualarla hocasına vefasını bir kez daha gösterdi. Şer güçleri karşısına alıp mazlumların sesi oldu. Erbakan Hoca hayatı boyunca hakkın hakimiyeti ve tüm insanın saadeti için mazlumların sesi olmayı seçti. Biz hak yol üzerine yürüdüğüne, mücadele ettiğine, son nefesine kadar cihat ettiğine ve ümmeti Muhammed'i çırpınırcasına uyardığına şahidiz deniliyor. Haberin ayrıntısında 28 Şubat tiyatrosu oynanıyor. Adaleti Savunanlar Derneği Genel Başkan Yardımcısı emekli albay Mustafa Hacı Mustafaoğlu,
Görülmeye devam eden davaya olan ilgisizlikten yakınarak bir anlamda darbecileri ve 28 Şubat darbesini temize çıkarma çabası var. Şu anda bir tiyatro oynanıyor. Bu tiyatro toplumun gözünde ya darbeciler de yargılandı havası verilecek ve dosya kapanacak. Benim gördüğüm manzara maalesef bu diyor Hacı Mustafa Oğlu. 28 Şubat tiyatrosu oynanıyor. Başlığının altındaki ayrıntıları da yer veriliyor. 7'den 70'e dua. Türkiye Gazetesi'ne geçiyoruz. Türkiye Gazetesi'nde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yavru geziciler başlığıyla yer buluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ervin Cerattepe'de eylem yapan grupları bu sözlerle tanımladı deniliyor haberin ayrıntısında. Afrika seferi bugün başlıyor. Erdoğan 3 Mart'a kadar sürecek Batı Afrika turuna çıkıyor. Gana ve Nijerya'nın yanı sıra Fil Dişi sahili ve yine ilk defa Cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret edilecek. Ateş çok yakın, 50 dakikalık ateşkes. Suriye'de her şey gibi ateşkes de fiyaskoya dönüştü. Silahlar bir saat bile susmadı. Türkiye Gazetesi de bu ayrıntılarla yer vermiş ateşkese uyulmadığına. Başbakan Davutoğlu hepsine meydan okuyoruz diyor. Başbakan Davutoğlu da Bingöl'deydi. Bingöl'de konuştu. Ayrıntılar bu başlıkla yer buluyor. Türkiye Gazetesi'nde internette anayasa bir diğer haber. Türkiye Avrupa Komisyonu ile birlikte siber ortam için bir metin hazırlayacak. Binali Yıldırım'ın sözleri de bu ayrıntılarla yer buluyor. Yeni Şafak'a geçiyoruz. Akademisyenler İstanbul güvensiz gelmeyin dedi ve kongre iptal oldu. İkinci Aydın suikasti başlığıyla manşette yer buluyor Yeni Şafak gazetesinde bu haber. Ayrıntısı ise şöyle. PKK terörüne destek veren bildirinin tartışmaları sürerken yeni bir akademisyen skandalı yaşandı. İstanbul'da düzenlenecek 24. Dünya Siyaset Bilimi Kongresi Türk akademisyenler burası güvenli değil deyince iptal edildi. Kongre başka bir Avrupa kentinde yapılacak. Komitede 8 Türk var ve siyasi bir karar. Haberin alt başlıkları 2. Aydın suikasti başlığıyla yer buluyor bu haberde. Telabiyat oyunu bir diğer haber. IŞİD önceki gece saat 23.30'da PYD kontrolündeki Tel Abyad'a sızarak Kültür Merkezi, Maliye Binası, Hastane, Köy Kalkınma Merkezi ve Nüfus Müdürlüğü binalarını ele geçirdi. Riyad'a kuşatma bir diğer haber başlığı. Teröristlerin gazçısı oldular. Davutoğlu'nun sözleri de bu başlıkla yer buluyor. Bir diğer haber başlığı ise Mavi Marmara hocanın fikriydi deniliyor. Star gazetesiyle devam ediyoruz. Bu iş bugün bitecek. Star gazetesi manşetindeki haberin başlığı bu özel haber. FETÖ talimatına şüphe kalmadı ve AYM başkanı itirazları dinlemedi haberin alt başlıkları. Star 26 Şubat yüksek yargı darbesinin perge arkasına ulaştı. Hukuk skandalına itiraz edip daha yargılama bile başlamadı. Kendimizi mahkeme yerine koyamayız, erteleyelim diyen üyeye AYM Başkanı Arslan bugün bitirmeliyiz diye sert çıkmış. Darbenin şifresi Can Sever, Ahmet Sever'in fotoğrafına da yer verilmiş. Gerekirse millete gidilmeli, Nuh Albayrak'ın sözleri. Başkanlığını gazeteci yazar Sami Özey'in yaptığı Dostlar Divanı Şubat toplantısında konuşan Nuh Albayrak, Türkiye'nin en kısa zamanda yönetim krizinden kurtulması gerektiğini söyledi. Ateşkes PYD için geçerli değil bir diğer haber başlığıydı, aktardık. Vatan Gazetesi'ne geçiyoruz. Vatan Gazetesi günün haberi spotuyla verdiği haberin başlığı 500 VIP müşteri. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 7 aylık hamilelere bile kürtaj yapan kliniğe Türkiye'den 3 yılda 500 kadının gittiği ortaya çıktı. 10 haftalık yasal süreyi aştıkları için kliniğe 30-50 bin TL ödeyen kadınlarsa araştırılıyor. Bunlar yavru geziciler, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
Artvin Cerattepe'deki olaylarla ilgili söylediği sözler bu başlıkla yer buluyor. Vatan Gazetesi'nde kimse tehditle bizi korkutamaz sözleri de Başbakan Davutoğlu'nun sözleri. Karargâhta gözyaşı, 29 şehit anıldı ve Buse evladımız da bu haberin alt başlıkları. Vatan Gazetesi'ni de aktardık. Güneş Gazetesi'ne geçiyoruz. Bu nasıl ateşkes? Yine ateşkesi uyulmadığının ayrıntıları da Güneş Gazetesi'nde aktarılmış. Suriye'de 5 yıldır süren kanlı çatışmalar dün sözde sona erecekti. Ancak ateşkes anlaşması kağıt üstünde kaldı. Suriye'nin dört bir yanından yine katliam haberleri geldi deniliyor. Cerattepe'dekiler yavru gezicilerdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri 28 Şubat FETÖ'nün darbesi. Bir diğer haber başlığı başhekim tutkusunun kurbanı oldu deniliyor. Güneş Gazetesi'nin haber başlıkları ve ayrıntılarını da aktardık. Takvim Gazetesi'ne baktığımızda hodri meydan. Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Şubat'ın yıl dönümünde darbe heveslisi odakların kirli ittifakına dikkat çekti. Dış güçlere de işte böyle seslendi deniliyor. Ayrıca İmam Hatip'e Profesör Müdür Cumhurbaşkanı Erdoğan Ensar Vakfı'nın kongresinde konuştu. İmam Hatiplerin önemini anlatırken profesörlerimiz bu okullara neden müdür olmaz diye sordu. Cansel'in okulunda ikinci intihar. Öğretmeninin tecavüzüne uğradığı için intihar eden Cansel'den sonra aynı okulda Egemen de canına kıydı. Haberin ayrıntısı böyleydi. Son olarak Akit Gazetesi'ne bakıyoruz hemen. Dindarlara da dinsize de hizmet verdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bu başlıkla yer buluyor sürmanşette. Ensar Vakfı olağan genel kurulunda konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dün ayrıntılar bütün gazetelerde yer buldu. Bir diğer haber 28 Şubat'ın kararı İsrail'de alındı. Hedef İslam'dı. Türk siyasi tarihine postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat'ın kararı İsrail'de alınmıştı. Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı olan Çevik Bir Amerika'ya, Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadağ ise İsrail'e darbeden kısa bir süre önce gitmişti. Bir diğer haber başlığı savunan adam milletin kalbindesin. Milli Görüş lideri ve eski başbakanlardan merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan vefatının 5. seneyi devriyesinde bugün saat 11'de Şişli Kent Kültür Merkezi'nde savaş değil barış, çatışma değil diyalog konulu panelle anılıyor. Akit Gazetesi'nin haberlerini de aktardık. Bültenimizde öne çıkan gelişmeleri ve gazete manşetlerini aktardık. Kısa bir süre sonra tekrar birlikteyiz.